Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ezgi. Bugün sizlere Almanca isimler ile ilgili bilmeniz gereken 5 temel maddeden bahsedeceğim. Eğer siz de bunları merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Bu kanalda eğitim, Almanca ve Almanya'da yaşam ile ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Eğer ilginizi çekiyorsa kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi bizlerle yorum bölümünde paylaşmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Almanca isimler ile ilgili bilinmesi gereken ilk şey aslında bu isimlerin cümle içerisinde her zaman büyük harfle yazılıyor olmasıdır. Bildiğiniz gibi Türkçe'de cümle içerisinde bir ismin büyük harfle yazılabilmesi için özel isim olması gerekir. Ama bu kural Almanca'da geçerli değildir. Bu nedenle Almanca'da bütün isimler cümle içerisinde büyük harfle başlayarak yazılır. Bu ismin kapı, pencere ya da lamba olması önemli değildir. Almanca isimler ile ilgili ikinci bilinmesi gereken şey ise Almanca'da şehirler ve bazı ülkeler dışında bütün isimlerin artikele sahip olmasıdır. Artikel aslında İngilizce'deki the gibi düşünülebilir ama İngilizce'de bir the varken Almanca'da aslında 4 farklı the vardır. Bunlar maskulin olan der, feminin olan die, neutral olan das ve çoğul olan die'dir. Ve isimler her zaman artikelleriyle beraber öğrenilmelidir. Genelde erkek kişiler der ile temsil edilirken kadın kişiler ise die ile temsil edilir. Eğer erkek bir kişinin mesleğinden bahsediyorsak o zaman der, kadın bir kişinin mesleğinden bahsediyorsak die kullanmalıyız. Tabii ki de bu artikeller kadın ve erkek ayrımı dışında da kullanılan artikeller ama belirleyici olarak bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Bilinmesi gereken üçüncü şey gelecek olursak aslında ismin halleriyle ilgili. Bildiğiniz gibi ismin 5 farklı hali var. Bunlar ismin yalın hali, E hali, İ hali, D hali ve den hali. Ve Türkçe'de bir isim yalın halinden başka bir haline geçtiği zaman aslında bunu sonuna gelen ekler ile beraber sağlıyoruz. Yani bir bulunma belirtecekse o zaman ismin sonuna D-2 getiriyoruz. Ama Almanca'da böyle bir ek söz konusu değil. Yani bir isim D haline geçtiği zaman ben ismin sonuna herhangi bir ek getirmiyorum. Peki bu değişikliği nasıl sağlıyorum? Artikellerden yararlanarak. Almanca'da artikeller ismin haline göre değişiklik gösteriyorlar. Ve bu değişikliği gösterdiklerinde aslında isme kullanıldıkları alana göre D, den ya da i halini katabiliyorlar. Peki Almanca'da ismin halleri neler? İsterseniz şimdi bir de onları öğrenelim. Nominatif ismin yalın hali, akuzatif ismin i hali, datif ismin e hali ve genitif ismin sahiplik bildiren halidir. Edatlar ile beraber kullanıldığında akuzatif yönelme belirtirken datif konum belirtir. Burada dikkat edilmesi gereken her bir artikelin ismin haline göre değişiklik gösteriyor olmasıdır. İsim akuzatif olduğu zaman tek değişiklik gösteren D artikeli iken isim datif ya da genitif olduğunda bütün artikeller değişiklik gösterir. Dördüncü maddemize gelecek olursak aslında bu isimleri çoğul yapmak ile ilgili. Türkçe'de bir ismi çoğul yapmak istediğimizde sonuna ler ya da lar eki getirmemiz yeterlidir. İngilizce'de de genelde bir s eki getirmek yeterli olacaktır. Ama Almanca'da böyle düzenli bir kural mevcut değil. Bu nedenle isimleri öğrenirken sadece artikelleriyle beraber değil, aynı zamanda çoğullarıyla beraber öğrenmemiz gerekir. Çünkü her bir ismin çoğul hali birbirinden farklıdır. Tabii ki de bunlar kategorilendirilebilir. Ama ilk başlarda bunları çoğullarıyla beraber öğrenmek ilerleyen zamanlarda oldukça faydalı olacaktır. Bir de çoğullar ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Bir isim çoğul olduğu zaman her zaman ve her zaman çoğul olan die artikeline sahip olur. Ama bu çoğul olan die, feminin olan die ile karıştırılmamalıdır. Ve buna ek olarak Almanca'da bazı kelimelerin çoğulları yoktur. İsimler ile ilgili bilinmesi gereken son maddemize gelecek olursak aslında bu zayıf isimler ile ilgili. Almanca'da D artikeline sahip olan bazı kelimeler zayıf isim olarak adlandırılırlar. Bunlara verilebilecek birkaç örnek der Name, der Herr ya da der Junge. Bunlar Almanca'da zayıf isimlerdir. Peki bu zayıf isimler bizim için neden önemlidir? Bu zayıf isimler akuzatif, datif ya da genitif olarak kullanıldıklarında sonlarına bir de N eki alırlar. Ama diğer isimler herhangi bir değişiklik
göstermezler ve buna Almanca'da en deklinasyon denir. Ama dediğim gibi her artikeli D olan zayıf isim değildir. Sadece bazıları zayıf isimdir. Ama burada şöyle bir istisna var. Kalp anlamına gelen das Herz kelimesi de yine zayıf isimler arasındadır. Ama artikeli D olan herhangi bir kelime zayıf isim değildir. Evet, bugün sizlerle beraber Almanca isimler ile ilgili bilinmesi gereken 5 temel şeyi öğrendik. Eğer sizin de bunları eklemek istedikleriniz varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.